Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz 3 boyutta denge. Sorumuz, şekildeki gibi yüklenmiş ve mesnetlenmiş olan dirseğin mesnet tepkilerini bulunuz. Sonucu birim vektörler cinsinden yazınız. Dirseğin ağırlığını ihmal ediniz. Evet. Elimizde bir dirsek var. A noktasından ankastre mesnetle mesnetlenmiş. İki tane kuvvet ve bir kuvvet çiftiyle yüklenmiş. Biliyoruz ki ankastre mesnette ortaya çıkabilecek tepkilerden birisi kuvvet tepkisi, bir de moment tepkisi. Ankastre mesnette bir kuvvet tepkisi doğabilir, bir de moment tepkisi doğabilir. Biz şimdi bunları bulmaya çalışacağız. Ankastre mesnetten keseriz hayali olarak. Dirseğin dengesini inceleyelim. Serbest cisim diyagramını çizelim. Evet, burada bir tane kuvvet çifti momenti yük olarak verilmiş. Bu kuvvet çifti momentinin vektörel olarak hangi yönde bir vektör olduğunu görelim. Sağ el kuralıyla bunu görebiliriz. Sağ elimizin dört parmağını momentin döndürme yönünde tutup moment vektörünü avuçladığımız zaman baş parmağımız moment vektörünün yönünü gösterir. O halde demek ki bu vektör y'ye paralel eksi yönde bir moment vektörü, kuvvet çifti momenti. Serbest cisim diyagramı çizmeye başlayalım. A noktasında ortaya çıkacak tepki kuvvetlerinden R kuvvetinin x bileşeni doğar mı? Doğar. Evet. X yönünde yük olduğu için x yönünde tepki kuvveti doğar. Rx doğar. 9 kN pozitif yönde olduğu için Rx'in de eksi yönde olacağını görüyoruz. Y yönünde yük yok. Etki yok. Dolayısıyla y yönünde tepkinin doğmayacağını görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki etki yoksa tepki de yoktur. Z'ye bakalım. R kuvvetinin z bileşeni olur mu? Olur. Çünkü 6 kN'luk yük z'ye paralel. Dolayısıyla z tepkisi doğar. 6 kN'luk yük aşağı doğru olduğu için rz de yukarı doğrudur. Onun yönünün de pozitif yönde olduğunu kolayca görebiliyoruz. Geçelim moment tepkilerine. Bu momentlerin yönlerini tahmin etmeye çalışmayalım. Hepsini pozitif kabul edelim. Hepsini pozitif alalım. Hesaplamanın sonucunda eğer negatif çıkarsa demek ki seçtiğimiz yönde değil, ters yöndedir. Hesaplamalara başlayalım. Önce Rx'i bulalım. Toplam Fx eşittir 0 denge denkleminden Rx'i bulalım. Rx artı 9 eşittir 0 yazıyorum. Şimdi burada toplam Fx yapıyorum. Yani kuvvetlerin x bileşenlerini topluyorum. R'nin x bileşeni, 9 kN'nin x bileşeni, 6 kN'nin x bileşeni, ne kadar kuvvet varsa hepsinin x bileşenlerini topluyorum. Bu bileşenler negatif veya pozitif olabilir. Neticede bu yaptığımız işlem toplama işlemi. Aralarındaki işaret negatif olmaz. Varsa yönünden kaynaklanan işaret Rx'in, Fx'in içindedir. Ondan dolayı Rx'i şekilde negatif yönde göstermeme rağmen formülde yönünden kaynaklanan işaret içinde olduğu için formülde yerine yazarken önüne eksi işareti yazmıyorum. Rx eşittir eksi 9 kN bulunur. Zaten bulduğumuz sonuç şekille uyumludur. Rx'i yerine yazalım. Geçelim Rz'ye. Toplam Fz eşittir 0 bağıntısından Rz'yi buluyoruz. Rz eşittir 6 kN bulunur. Momentlere gelince A noktasına göre moment alıyorum. A noktasına göre moment alıyorsam demek ki A'dan geçen eksenlere göre moment alıyorum demektir. A'dan geçen ve x eksenine paralel eksene göre moment alalım. Yani x üssü eksenine göre moment alalım. Toplam moment x üssü eşittir 0 denge denkleminden Mx'in 0 olduğunu buluruz. Çünkü x üssü eksenine göre hiçbir kuvvetin momenti yok. Ve moment vektörlerinin x üssü eksenine iz düşümü yok. Hepsi sıfır. Sadece mx'in iz düşümü var. Dolayısıyla mx'den başka kimse olmadığı için mx de sıfır. Mx zaten tepki. Demek ki etki yok. Dolayısıyla tepki de yok. Geçelim my'ye. A noktasına göre moment alıyoruz. A'dan geçen y üssü eksenine göre y'ye paralel eksene göre moment alıyoruz. My olduğu gibi y üssü eksenine paralel İz düşümü kendine eşit. 9 kN'un momentini bulalım. 9 kN'un momenti sağ el kuralıyla bulunur. Momentinin yönü. Moment kolu 270 mm. 9 çarpı 270. Momentinin yönünün pozitif olduğu da sağ el kuralıyla görülüyor.
Şimdi de 9 kN'luk kuvvetin y üst eksenine göre momentinin yönünü başka bir yoldan tespit edelim. Y üst ekseninin pozitif tarafına geçiyoruz ve şekilde gösterilen bakış yönünde bakıyoruz. Eğer kuvvetin saat ibrelerine ters yönde döndürdüğünü görüyorsak bu moment pozitiftir. Saat ibreleri yönünde döndürdüğünü görüyorsak bu moment negatiftir. Kuvvet çifti yükü 2400 Nm yazılabilir. Her ne kadar 2.4 kN verilmişse de ben onu Nm'ye çeviriyorum birimleri uydurmak için. O da eksi yönde bir vektör. Y'ye paralel ama eksi yönde 2400 Nm. 6 kN'luk kuvvetin y üst eksenine göre momenti de eksi yönde. Sağ el kuralıyla yönünü buluyorum. 6 çarpı 500. Moment kolu 500 mm. Şimdi burada 6'nın birimi kilonewton, moment kolunun birimi milimetre. Dolayısıyla kilo ile mili birbirini götürüyor, geriye newton metre kalıyor. Demek ki birimler uyumlu. Burada MY'yi buluruz. 2970 newton metre yerine yazalım. Son olarak MZ'yi bulalım. Bunun için A noktasına göre moment alıyoruz. Z üst eksenine göre moment alacağız. A'dan geçen ve Z'ye paralel eksene göre moment alacağız. Z üst eksenine göre moment oluşturan sadece 9 kN'luk kuvvet var. Diğer kuvvetlerin paralel veya kesiştiği için momenti olmaz. Bir kuvvetin kesiştiği veyahut da aynı düzlemde yer aldığı eksene göre momenti olmaz. MZ, Z üssü eksenine paralel olduğu gibi izdüşümü kendine eşit. 9 kN'un momenti de sağ el kuralıyla eksi yönde bulunur. Moment kolu 450 mm. Buradan MZ'yi 4050 Nm buluruz. Yerine yazdık. Şimdi de birim vektörler cinsinden artık R ve M tepkilerini yazalım, ifade edelim. Önce R'yi yazalım. R'nin i x bileşeni eksi 9 kN, y bileşeni yok, z bileşeni de artı 6 kN. O halde R vektörü neymiş? R eşittir eksi 9 i artı 6 k kN. M'ye geçelim. M vektörünü birim vektörler cinsinden yazalım. M vektörünün x bileşeni yok. Sadece y ve z bileşeni var. Onları da bulduk. Yerine yazalım. Sonuç 2970 j artı 4050 k Nm. Her iki vektörün de bir bileşeni sıfır. Sadece iki bileşeni var. Bunları şekilde gösterelim. Biraz da görsel olsun. R vektörünün y bileşeni yok. M vektörünün de x bileşeni yok. Böyle iki tane mesnet tepkisi. Ankastre mesnette ortaya çıkan tepkiler. Hoşça kalın.